Biz taşın düşmeyeceğine ikna olursak mesaneye girer. Mesaneden de şey alabilir miyim bir yerlerde herhalde? Mesanedeki deliği, yani böbrekten gelen idrar yolunun mesane açıldığı deliği bir balon vasıtasıyla biraz esnetmemiz gerekir ki oradan rahatlıkla aletle girebilelim. Aletimiz bu alettir. Bir taraftan bundan da bahsedeyim. Bakın taş burada çok net olarak gözüküyor. Bu taş büyük bir taş. Bir santimin üzerinde bir taş. Bunu hastanın tek başına düşürebilmesi mümkün değil. Arkasına geriye kaçmaması için bir mekanizma yerleştirilir. Ve şurada gördüğünüz lazer aletinin sayesinde bu taşı herhangi bir noktasından başlamak kaydıyla kum haline getirmemiz mümkündür. Tamamen tuzla buz haline gelmiş bir mekanizmadan bahsediyorum. Lazer de yumuşak dokuya zarar vermeden sert dokuları yok eden, hatta biz böyle görerek yapabilirsek sadece oraya hedeflememiz sayesinde hiç yumuşak dokulara zarar vermeden yapabildiğimiz bir işlemden bahsediyoruz. Peki bunları o aletin başında gösterelim isterseniz. Tabii. Şu taş kırma makinesinde görmüş olalım böylece. Bakın dikkat ederseniz önce şundan bahsedeyim. Bu bir üreterorenoskop. Üreter idrar yolu demektir. Ren böbrek demektir. Skopi de Yunanca görmek demektir. Yani biz bu aletle idrar deliğinden gerek kadın gerek erkek rahatlıkla girebilir. Ucunu istediğimiz tarafa yönlendirebilir. Ucu bir daha oynatır mısınız? Ucunu öyle tutup bir daha oynatır mısınız? Bakın istediğimiz yöne aleti çevirerek sağ sol, ön arka gibi çeşitli pozisyonlar verip geri dönüp kendimize dahi bakabiliriz. Ben buradan baktığımda kendi aletimi görüyorum. Şu anda sizi görebiliyorum mesela Ertuğ Bey. Bunu tabii monitöre taktığımız takdirde bütün olayları 40 kat büyük büyütme üzerinde yapabiliriz. Bu da o deminki değil mi? Evet. Çok balon. Güzel. Şimdi bu aletin içerisinde bir görmemiz için fiber optik sistem, iki ışık ileterek ortamı aydınlatmak için bir fiber optik sistem, üç bir delikten sokarak, şurada gördüğünüz delikten sokarak içeriye doğru iletebildiğimiz bir alan, bir kanal vardır. Şimdi sokmayalım isterseniz, dışarıda göstermek daha kolay olabilir. Şimdi buradan biz şu lazer telini soktuğumuz takdirde ucundan çıkan ışın sayesinde biraz önce gördüğünüz gibi taşları kırabiliriz. Kırdığımız parçacıklar çok küçük olup toz haline geleceklerse şayet mesele değil, onlar idrarla atılırlar. Ama nispeten büyük parçalar varsa Aytuğ Bey'in elinde görmüş olduğunuz basket kateteri sokmak sayesinde öbür kateteri evet, gösterebilir misiniz? Tabii bakalım. Bu şimdi lazer olan. Lazer olan ne kadar ince görüyorsunuz? Şunu vereyim. Mikron çapın, evet, evet. 200 mikron çapındadır. 0.2 milimetre çapındadır yani diğer bir deyişle. Biz böyle basket kateterin ucunu açıp içine taşı soktuğumuz ve kapattığımız takdirde sıkıştırmak yöntemiyle tekrar aletle beraber dışarıya çıkarabiliriz. Taş idrar yolundan tek parça çıkacaksa kırmamıza gerek yok. Çıkmayacak kadar büyük bir taştan bahsediyorsak o takdirde bakın yine eğer seyredebiliyorsanız bilemiyorum. Burada gördüğünüz basket kateter sayesinde içine taşları alarak o taşları dışarı çıkarma şansına sahibiz. Eskiden bunlar için biliyorsunuz açık ameliyatlar gerekiyordu. Yani büyük kesiler, idrar yoluna ulaşmak, idrar yolunu dışarıdan kesip içine girmek, tekrar tamir etmek. Şimdi tamamen doğal yoldan, doğal bir idrar giriş deliğinden çalışıyoruz. O yüzden bunun adı endoskopi. Endo iç demek, skopi görmek demektir. İçeriye görmek manasına. Gastroskopi mideyi görmek, kolonoskopi kalın bağırsakları görmek. Yani bunlar aslında belki de en ince cerrahileri sizle yapıyorlar. Çünkü biz de çok kullanıyoruz. Sindirim sistemiyle uğraşanlar da kullanıyor ama bizimkiler daha kaba, daha kalın aletler. Sizin girdiğiniz tüneller bizimkilerden çok daha ince yerler. Kesinlikle. 1 milimetre çapında diyoruz. Balonla esnettiğimizde 3 milimetre oluyor. Bunun çapı da 3 milimetre yok. 2.3 milimetre. Dolayısıyla ancak girebiliyoruz. Taşları kırıp parçalarını çıkarabiliyoruz. Peki sizi şöyle alayım. Hasta bu taş kırma sırasında bir ağrı hissediyor mu? Şimdi bu bahsettiğim yöntem aslında bir ameliyattır. Her ne kadar bir kesi gerektirmese de bir ameliyattan bahsediyorum. Sıklıkla genel anestezi alması gerekir. Süresi 5 dakika ile yarım saat civarında bir arada yapılabilir. Bu ameliyathanede yapılması gereken bir işlem. Ama bu içeriden taş kırmadan bahsediyor. Bir de dışarıdan taş kırma. Dışarıdan taş kırmada anestezi gerekmez. Az bir miktar hasta ağrı duyabilir. İlaçlarla kontrol edilebilir bir ağrıdır. Çocuklarda yaptığımız zaman gene onlara da anestezi vermek gerekir. Çünkü onlar sabit duramazlar. Biraz önceki sorunuzda hastanın sabit durması gerekir.
sabit duramadığı, hareket ettiği takdirde alet o taşı odaklayamamakta ve kıramamaktadır. Efektif olmamaktadır işlem. Biraz şunu da özellikle vurgulamak gerekir. Böbrekteki taşı kırmak bir amaç değildir, dökmek amaçtır. O taşı orada kırdığınız takdirde hala yerinde kalıyor ise, mesela çıkışında bir darlık varsa, dışarıdan taş kırmak kesinlikle kontraindikedir. Yani yapılmaması gereken bir işlemdir. O zaman aşağıdan darlığı da açarak taşa ulaşmak ve taş başına çıkarmak mecburiyetindesiniz.